Merhabalar herkese. İsmim Pembesel Özdemir Yağız. Klinik psikoloğum. Bugün aslında yeni bir bilgi konuşmayacağız sizinle. Hepimizin çok iyi bildiği ama yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir konuyu gündeme alacağız. Bugün özellikle deprem konusunu birlikte konuşalım istiyorum. Depremin gölgesinde yaşamak isimli bir başlık seçtim. Çünkü ilkokuldan beri aslında her birimizin öğrendiği bir bilgi vardı. Yaşadığımız topraklar deprem ülkesi ve hepimiz buna hazırlıklı olmalıyız. Bu bilgiyi hepimiz aslında çok iyi biliyoruz ama deprem gerçeğiyle nasıl yaşayacağımızı hala bilmiyoruz. 6 Şubat gecesi aslında gözlerimizi yalnızca yıkılan şehirlere, yok olan şehirlere, kayıplara açmadık. Bununla birlikte büyük psikolojik yıkıma da açmış olduk. Ve bu psikolojik yıkım aslında sadece şimdiyi ve bizleri ilgilendiren değil, bizden sonraki kuşakları hatta belki asırları da ilgilendiren birçok acıyı, suçluluğu, utancı, çaresizliği barındırdı içinde. Ve üstelik bu yaşadığımız ilk depremde değildi. 99'da Gölcük'teki depremin, 2011'de Van'daki depremin, 2020'de İzmir'deki depremin daha yaralarını saramamışken, 2023'te Gaziantep'te, Antakya'da, Kahramanmaraş'ta ve birçok aslında ilimizde toparlanması çok zor yıkımlarla karşılaştık. Dolayısıyla aslında bunlar dediğim gibi yeni bilgiler değil ama yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz bilgiler. Çünkü yaşadığımız her afette sanki ilk kez yaşıyormuşuz gibi biz de tepkiler veriyoruz ve önlem almakta her seferinde geciktiğimizin farkına varıyoruz. Bugün özellikle psikolojik açıdan ne yapabiliriz'e biraz bakalım istiyorum. Çünkü deprem sadece yeryüzünü sarsan değil, bizim bütün dünyamızı da sarsan bir afet ve bu afet öyle bir felakete dönüşüyor ki çok ağır, travmatik bir takım sonuçlara sebep olabiliyor. Ve bu travmatik etki aslında sadece depremi birincil olarak yaşayanlarda değil, ikincil olarak yakınları yaşayan veya buna medya üzerinden tanık olan, hikayeleri duyan herkes tarafından yaşanabiliyor. Dolayısıyla burada şöyle bir kriter devreye giriyor. Herkes bundan etkilenebiliyor ama neden her birimizde deprem gibi büyük afetler veya travmatik stres psikiyatrik bir bozukluğa sebep olmuyor? Orada şunun gibi faktörler var. Bizim mizacımız, olaylarla, başımıza gelen olumsuzluklarla baş etme biçimimiz, psikolojik esnekliğimiz, rezilyansımız, deprem gibi beklenmedik afetlere psikolojik olarak iyi oluş halimiz gibi birçok kriter aslında bu travmatik stresin psikiyatrik bir bozukluğa dönüşüp dönüşmemesi konusunda kritik bir role sahip oluyor. Bu sebeple biz her ne kadar psikolojik açıdan gerçekliğe hazır bulunursak o kadar psikolojik sağlığımıza da yatırımda bulunmuş olacağız. Elbette deprem öngörülebilen bir şey ama tam olarak kestirilebilen bir afet değil. Dolayısıyla şu gün, şu saatte buna hazır olamayız. Fakat biliyoruz ki bir deprem var. İstanbul depremi her zaman konuşulan, her zaman uyarıları yapılan bir gerçeklik olarak kapımızda var. Ve biz ne kadar çabuk bu gerçekliği idrak eder, kabul eder ve buna yönelik hem somut fiziksel önlemlerimizi alıp hem de psikolojik açıdan neler yapabileceğimize bakarsak eğer, o zaman sonraki süreçlerde de baş etmemiz kolay olacak. Çünkü özellikle 6 Şubat depreminden sonra çok uzun yıllara varacak rehabilitasyona ihtiyaç olduğu birçok araştırmada belirtiliyor. Psikolojik açıdan rehabilitasyona uzun uzun yıllar, belki kuşaklar arası travmalarda da ihtiyaç olacak. Şimdi depremlerde aslında bizi ne bu kadar yaralıyor ve yıkıyor? Biz depremlerde
ölmekten ve sevdiklerimizi kaybetmekten dolayı bir korku duyuyoruz. Bununla birlikte aslında aşina olduğumuz o emniyet duygumuz, güven duygumuz da yıkılıyor ve bizim kontrolümüzde olmayan gerekçelerle. Dolayısıyla kontrol bizde değil, güvenlik duygumuz zedelendi, emniyette hissetmiyoruz, korkunç bir belirsizlik var ve böyle durumlarda bizim beynimiz tehdidi algıladığında kaygı ve korku gibi çok doğal, çok insani duygular üretiyor. Hepimiz korkuyoruz ve kaygılanıyoruz bir gün başımıza bunun gelmesinden veya sevdiklerimizin başına gelmesinden. Korkmamız çok insani ve doğal, tıpkı afetin doğal olduğu kadar. Fakat burada doğal olmayan şey, her an deprem olacakmış gibi bir kaygıyla yaşama kısmı. Çünkü her an biz bu kaygıyla yaşarsak, o zaman bizim gündelik yaşamımızın işlevselliği de bozulmaya başlıyor ve kaygı bizi ele geçirip yönetmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim burada duygu tarafından yönetilen nesne değil de duygusunu yönetebilen bir birey olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabii bunun yolu da psikolojik açıdan kendimizi ele almamızla mümkün. Burada bize neler iyi gelebilir? Birincisi, çok basit şeyler aslında anlatacaklarım ama öncelikle duyguyu regüle edebilmeyi öğrenebilmemiz gerek. Çünkü biz eğer duygularımızı regüle edemiyorsak, o zaman düşüncelerimiz üzerinde de kontrol sağlayamıyoruz, davranışlarımız üzerinde de kontrol sağlayamıyoruz. O yüzden ilk hedefimiz duyguyu regüle edebilmek, stresi, kaygıyı yönetebilmek. Ardından somut bir takım önlemler alarak zihnimize de güvende olduğumuzun ve bunun için sorumluluk aldığımızın, harekete geçtiğimizin mesajını vermek. Bir diğer taraftan deprem gerçek dedik, bu gerçekliği kabul edeceğiz. Biz de ayaklarımızı sağlam bir gerçeklik zeminine basacağız ve buna göre hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bir yandan da bu gerçekçi zeminin bir gün sonlanacağını, yani ölümlülüğümüzü hatırlayacağız. Çünkü hepimizi kaygılandıran şey dedik ya aslında depremle gelen ölüm duygusu veya sevdiklerimizi kaybetme korkusu. O zaman bu ölümlülük halimizi de hatırlayıp hala hayattayken değerlerimize uygun, hedeflerimize uygun bir yaşam için aslında çaba göstereceğiz ki ölümlülük bizi karamsar bir noktaya değil de bu hayatın içerisindeyken hala anlamlı bir duruma çekebilsin. Ölümlülüğümüzü hatırladık, duygularımızı regüle ettik, bir takım somut önlemler aldık. Nasıl ki biz depreme dayanıklı evler inşa ediyorsak, aslında deprem gibi bizi yıkabilecek zorlu yaşam olaylarına karşın da çok güçlü sosyal destek ağları örmeliyiz. Sosyal destek ağlarımızı inşa etmeliyiz. Çünkü bugün size iki tane olgudan bahsedeceğim, iki depremzededen. Biri Antakya'da yaşayan bir depremzede. Depremi yaşadığında tek başınaymış ve o anı şöyle tarif ediyor. Evet, benim hikayem burada bitti. Her şey bitti. Ama hayatta kalıyor ve onu hayatta tutan ne diye baktığımızda başına gelen şeyleri kapılıp neden benim başıma geldi gibi duyguyla çaresizliğe teslim olmaktansa hayatta kalanlar için ne yapabilirim ve bundan sonra hayatta kalmak için ne yapabilirim deyip sorumluluk alıp harekete geçtiği bir nokta görüyoruz. Elbette bunu yaparken çok canı yanıyor, çok acı çekiyor. Hala gün içerisinde zihninden bir türlü kovamadığı, tekrarlayan o travmatik anıyı yaşıyor. Geceleri kabuslarında tekrar tekrar, üzerinden aylar geçmesine rağmen görüyor. Ama bir diğer taraftan da deprem neden başımıza geldi deyip edilgen bir konuma geçmektense, evet başımıza böyle bir olay geldi ve ben bundan sonrası için ne yapabilirim? Yardıma ihtiyacı olan insanlar için ne yapabilirim deyip harekete geçiyor. Ve bir diğer taraftan da şöyle söylüyor, benim atalarım bu topraklarda doğdu, ben bu toprakların kızıyım.
Ailem burada, mezarlarımız burada, köklerimiz burada ve ben hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Evet, korkuyorum depremden, kaygılanıyorum, yeniden olacak mı diye her gün belki soframda düşünüp ağlıyorum ama ben bu toprakların kızıyım ve bir yere gitmeyeceğim ve hayatta kalmak için, sevdiklerimin hayatta kalabilmesi için elimden ne gerekiyorsa yapacağım deyip inisiyatif alarak köklerine tutundu. Bir diğer olguda da bu anlattığımın tam tersi, o da Maraş'ta bu depremi yaşadıktan sonra, aslında Maraş'ta yaşamıyor, kökleri Maraş. Fakat hep zihninde şöyle bir düşüncesi varmış depreme kadar. Bu hayatta hiçbir şeyim olmazsa bir gün çıkar, topraklarıma giderim, Maraş'ta yaşarım, ailemle olurum gibi. Ama depremden sonra o topraklara, ona ait birçok şeyi, anılarını, mekanlarını kaybettikten sonra hayır, artık benim köküm de yok, bağım da yok, atam da yok deyip o da tamamen ters bir yöne evrilmişti. Bu iki olgu farklı noktalara gitti ama onları bir arada tutan ortak şey, her ikisinin de kök arayışı, bağ arayışı, ilişkilerdi. Bize iyi gelen şey yine bizleriz. Dolayısıyla o sosyal destek ağını örerken birbirimize çok ihtiyacımız var. Öyle kuvvetli ağlar örmeliyiz, öyle yakın ilişkiler, derin ilişkiler kurmalıyız ki her ne yıkıcı olursa olsun bizi hayatta tutabilecek bir gerekçemiz olsun. Elbette bu kolay değil. Fakat depremin gerçekliğinde, depremin gölgesinde yaşarken bizim de bir seçim yapmamız gerekiyor. Biz depremin gerçekliğini reddedip, inkar edip, hiçbir zaman başımıza gelmeyecekmiş gibi yaşamayı mı seçeceğiz ve bugün ve bir gün bu başımıza geldiğinde neden bu benim başıma geliyor deyip edilgen bir tarafa mı geçeceğiz, yoksa hayır, böyle bir gerçeklik var ve benden sonraki kuşaklara, aslında depremin karanlık gölgesine değil de bu karanlığı aydınlığa çevirecek dayanışmayı bırakabilirim. Birlikteliği bırakabilirim, sağlıklı ilişkiler bırakabilirim, öz şefkati bırakabilirim gibi daha etken bir seçim mi yapacağız? Bugün aslında depremi konuşmak benim için de kolay değil. Çünkü bu kaygı aslında benden bağımsız da bir kaygı değil. Şimdi bile anlatırken aslında veya dinlerken sanki yine bir yanımız bu hiç başımıza gelmeyecekmiş gibi bir algıyı yaratıyor. Ama diğer taraftan da nasıl ki ölümlülüğümüzü biliyorsak bir gün kontrolümüzde olmayan birçok yıkıcı şeyle karşılaşacağımızı da biliyoruz. Bu sebeple ben de bugün salona sormak istiyorum. Sizden sonraki kuşaklara ne bırakmak istiyorsunuz? Böylesine kaygı, korku dolu aslında bir gerçeklik varken ve bunun için alabileceğimiz bir takım psikolojik önlemler de varken siz hangi tarafta olmayı seçiyorsunuz? Teşekkür ediyorum.